Vardım gırklar kapısına, mail oldum yapısına. Vardım gırklar kapısına, mail oldum yapısına. Tapmışam hak kapısına, tapmışam hak kapısına. Evvel Allah, ahir Allah, dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah, imanım amentü billah. Evvel Allah, ahir Allah, dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah, imanım amentü billah. Akıttım gözümden yaşı, eridir dağ ile daşı. Akıttım gözümden yaşı, eridir dağ ile daşı. Ali'dir imamlar başı, Ali'dir imamlar başı. Evvel Allah, ahir Allah, dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah, imanım amentü billah. Evvel Allah, ahir Allah, dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah, imanım amentü billah. Davut sular canlar canı, Mevlana Mahmut ayranı. Davut sular canlar canı, Mevlana Mahmut ayranı. Pirimdir Veysel Garani, pirimdir Veysel Garani. Evvel Allah, ahir Allah, dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah, imanım amentü billah. Evvel Allah, ahir Allah, dönemem estağfirullah. Ben deyem Allah eyvallah, imanım amentü billah. Eyvallah, alkışlayabiliriz. Evet. Evet. Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu topluluğunun içindeyiz aynı zamanda ve sevgili Belkıs ablam onların kıymetli biricik şefi. Öyle midir? Evet. Evet, benim için de çok özel bir yeri var Belkıs ablanın. Hadi söyle. O özeli çok özel dinlemek istiyorum. Koro ile ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. 2009'dan bu yana çalıştırıyorum. 15. yıla gireceğiz neredeyse. Ne kadar güzel. Çok uzun soluklu bir koromuz var. Evet. Bakırköy Belediyesi'nin başkanımızın şahsında emeğe geçen herkese teşekkür etmiş olayım buradan. Yani 15 yıl bir koroyu devam ettirmek öyle herkesin harcı değil. Bence ortada gerçek bir duygu var, böyle bir akış var, enerji akışı. O yüzden aşk. Olsa evet, o aşk hem size karşı hem türkülere karşı aşk Belkıs var, abla. Evet. Ve o sinerjiyi yarattığınız için galiba bu kadar uzun soluklu olmuş. Şimdi canım Belkıs ablamla beraber. Oh! Ne zaman diyecek diye bakıyorum. Sonunda. Kaç jenerasyon vardır ki Belkıs abla onların hayatına dokunması. Bu da bir solistin isteyebileceği en güzel şeydir herhalde, dileyebileceği. Belkıs abla
benim jenerasyonumdan ya da daha öncesinden duruşuyla, samimiyetiyle, ablalığıyla, anneliğiyle hiç kibirlenmez. Yani sana söylenecek o kadar çok şey var ki Belkıs abla. O kadar güzel şeyler söyledin dur, ki. Bu bile... Dur daha söyleyeyim. Daha devam. Söyle söyle çok hoşuma gidiyor. Bir de türkülerin birleştirici rolünden bahsediyoruz ya hep aramızda. Diyoruz ki işte türküler hakikaten hepimizi ki öyle şu an gördüğümüz gibi birleştirici rolü büyüktür diyoruz. Ama bizi ötekileştirmek için yapılan bütün çalışmalara rağmen türkülerin birleştiriciliğini en çok gördüğümüz isimlerden birisi Belkıs Akkale'dir. Hepimizin ortak paydası olmuş isimlerden biridir Belkıs abla. O yüzden ben ona gerçekten hayranım. Senden dinleyelim Belkıs abla biraz da nasıl oldu? İşin başında aşk var. Ben küçücük yaşlarımda türkülere aşık oldum. Hemen kısacık minicik hayat hikayemden lütfen bahsedeyim. Ben Fındıksade'de bir gecekondu mahallesinde çocukluğum geçti. Annem babam terziydiler. Ayrıca dükkan tutacak sermayeleri olmadığı için evin bir odasını babam atölye gibi kullanıyordu. Ve sürekli radyo açıktı. Radyo sevdası da o zamandan başlamıştı bende. Sürekli radyo açıktı ve İstanbul Radyosu evet programlarını takip ederdi. Türkülerle dolduğu için kulaklarım ve bütün duygularım 4-5 yaşlarımda ben takip eder oldum. Muzaffer Akgün ustamızı, Bediye Akartürk ustamızı, evet, onların ses rengini duyunca hemen şey yapardım. Böyle bir canlanırdım, birlikte söylemeye de çalışırdım. Böyle başladı türküleri olan sevdam. Buradan annem babam ışıklarda uyusunlar. Evet, nur içinde onlara yatsınlar. Çok şeyi borçluyum. Bu kültürü bana küçücük yaşımda aşıladıkları için. Evet. Sen de çok doğru isimleri takip etmişsin ki Belkıs abla. Tabii. Biraz da o sana ışık olmuş. Belkıs Akkale'nin böyle gerçekten idol olarak aldığı isim kimdi? Hani kime öykündü? Kimden feyz aldı? Onları duymak istiyorum. Muzaffer Akgün ustamızı. Nezahat Bayram ustamızı. Evet. Bu iki isim bende idol olarak kaldı. Evet. Ve onları takip etmeye başladım. Daha sonra hocamın bak onu da burada hemen yad etmek isterim. Evet. Beni yetiştiren Sadi Aver Ataman hocamız. Evet. Çok emek verdi bana. Bilgileri ondan aldıkça halk müziğine, türkülere daha çok bağlanır oldum. Hocamın şöyle bir özelliği vardı. Her türkünün hikayesini anlatırdı önce. Çünkü hikayesi olan türküler beyinde ve kalpte çok iz bırakır. Hatta bir anım var, canım benim. Dinliyorum. Işıklarda uyusun hepsi. Şimdi benim sesim tabii alto bir ses. Muzaffer Akgün hocamın da altoydu. Hep bana derdi ki, Belkıs senin sesini beğeniyorum ama sen Muzaffer'e benzetiyorsun sesini derdi. Hmm. Çok kıymetli bir hocaydı. Çocuğum ayrıl oradan, ayrıl derdi. Kendini bul. Kendini bul tabii. Evet. Yani onu taklit etme diyor hocam. Hocam ben onu taklit etmiyorum, size öyle geliyor diyor. Ama öyleymiş. Hocam Sadi Aver Ataman evet hocam bilmez mi bunu? Daha sonra kendini bul dedikçe, ben tabii dinledikçe, içine girdikçe, yaşım da büyüdükçe. Farkındalığınız. Evet, bunun ne kadar doğru bir şey olduğunu anladım. Yine hocamı çok ciddi takip eder oldum. Çünkü ben bir sanatçıyı beğenmem için sadece onun yaptığı iş çok değerli değil. Hayata bakış açısı, yaşam tarzı. Evet. Bunlar da çok kıymetli benim için. Hep öyle oldu. Belkıs abla, bin kere söylesem vazgeçmem diyeceğin türkü. Ben vazgeçsem de sevenlerim vazgeçmiyor. Dağlar seni delik delik delerim. Hadi. Beni ben yaparım. Evet. Hadi bir, bir de minnet borçluyum evet, o türküye. Evet. Ama dur, onun bir hikayesini duyalım. Hikayesini. Evet, bir ufacık duyalım. Şimdi kesinlikle albüm bitti. İlk beni çıkış yaptığım albümden bahsediyorum. İçinde Dağlar Seni Delik Delik Delerim, Odana Serdim Hali, birkaç tane daha Azeri türkü halkla buluştu. Yönetmenliğini Arif Hocam yaptı. Bitti ama çok yoruldum. Çok güzel oldu her şey. Tam artık bitti dediler. Evimize geldik. Ertesi gün Arif abi telefon açtı. Belkıs
size geliyorum. Hayırdır hocam? Çok güzel bir türkü buldum. Ay ne güzel. Ay tüylerim diken diken şu anda. Ya hocam ben bıktım usandım. Ne zaman yoruldum bitecek? Ben. Çok yoruldum. Tamam tamam kızım, bu alıp götürecek seni dedi. Buradan da onu öpüyorum, sevgilerimi, çok saygılarımı öpüyoruz. Gönderiyorum her daim. Şimdi geldi ertesi gün, türküyü bir söyledi. Ben türküye bir anda aşık oldum. Tamam hocam okuyalım bunu dedim. Tabii okuyacağız kızım dedi. Bu senin kaderini değiştirecek dedi. Dağlar seni delik delik delerim türküsü. Dağlar seni delik delik delerim, delerim. Yağmur alır toprağını elerim, aman aman elerim, aman aman dumanlı dağlar. Hal buralır toprağını elerim, aman aman elerim, aman aman dumanlı dağlar. Sen bir bara koyun, ben de bir buzu, bir buzu. Sen döndükçe ardın sıra belerim, aman aman belerim, aman aman dumanlı dağlar. Sen döndükçe ardın sıra belerim, aman aman belerim, aman aman dumanlı dağlar. Dağlar senin ne karanlık ardın var, ardın var. Lale sünbül boynu neymiş derdin var, aman aman derdin var, aman aman dumanlı dağlar. Lale sümbül boynu neymiş derdin var, aman aman derdin var, aman aman dumanlı dağlar. El alemin vatanı var, yurdu var, yurdu var. El alemin vatanı var, yurdu var, yurdu var. Benim yursuz kalışıma ne deyim, aman aman ne deyim, aman aman dumanlı dağlar. Gurbet elde kalışıma ne deyim, aman aman ne deyim, aman aman dumanlı dağlar.
herkesi bir yerinden yakalamış demek. Böyle bir yerde tabii, vuruyor yani, tabii, bir yerde tabii geliyor. Evet. Müthiş bir gurbet türküsü. Evet. İçinde sevdası olan, evet, ayrılığı olan, hasreti olan. Evet. Müthiş hepsi bir türkü. Arif abicim, iyi ki ısrar etmişsin. Ne mutlu bize. Bir sürü filmde oynadın Belkıs abla. Kaç tane film? 11. Bir yandan turneye çekiştiriyorlar, turne yapmak için. Bir yandan gazino çalışmaları, bir yandan albümler full sattığı için arka arkaya albümler yapılıyor. Tabii çok yorucu bir süreç. Evet. Yani daha mı zordu? Daha zordu ama şimdi sosyal medya var, fakat her şey yavan. Yanlış bir şey yaptığın zaman hemen eleştiri, yani medya falan yok şimdi da. Şimdi daha çok değil mi Belkıs abla? Şimdi daha çok. Her yani göz çünkü önündesin. Bize direkt mesela videolarımızın altına yazıyorlar. Niye çorap giymedin, niye ayakkabı giymedin, niye üstünü yapmadın, niye saçını yapmadın? İşte biraz da şekil ama görsel şeyin daha tabii önde olduğu bir zamandayız. Yani şu anda tabii o ama... Mesela benim... sizde nasıldı? Eleştirileri hangi kanalla nasıl alıyordunuz? Örneğin basın. Bulut. Belkıs abla dermiş ki şeyle geliyordu. Dumanla geliyordu. Yani çok kötü bir espriydi. 200 yaşında değiliz yani neticede. Hayır yani mesela şu an direkt örneğin şu durumda bile şu basın, an canlı basın olsak yazacaklardı. Basın. Basın tabii ulaştırıyordu size. Tabii. Sürekli tabii basında oluyorsun. İşte eksiklerini fazlasıyla evet yazıyorlar. Fazlanı yazmazlar. Ama benim şöyle... Basınla, fazlanı derken magazin basınıyla çok alakam olmadı açıkçası. Evet. Yani beni yazılarına taşıyan işte köşe yazıları, bilmem evet sanatsal şeyler, gazeteler, evet, sayfaları. Ya magazine verecek çok fazla malzemem olmadı. Peki saygınlık mı? Yani hakikaten az bir kitleyle saygınlık görmek mi? Tabii ki. Yoksa binlere popüler olup binlere, milyonlara hitap edip saygınlık. Hangisi diyecektim ki sormama bile gerek yok. Saygınlık yavrucuğum. Ne yüzdü mesela size en çok bu magazin basınıyla ilgili? Yani var mı öyle aklınızda kalan? Şuna çok üzülmüştüm böyle kafamda. O zamanlar çok üzmüştüm. Yani niye kendimi anda, üzdüm dediğiniz bir şey var mı? Yani şu anda aklıma gelmiyor ama. Yani gönül istiyor ki hep işte yaptığın işle evet, seni anlamak, ansınlar. Tabii. Yani... Benim onca türküler sevdirmişim, onu yaz. İşte gittiğim yerlerdeki konser kalabalıklarını yaz. Magazin ama, adı magazin. Evet. Magazinde olmak istiyorsan o risklere de gireceksin. Ben olmak istemedim. Benim canım ablam Aysun abla attı bana, dedi ki Belkıs ablanın reklamını gördüm de dedi. Hatta konuşuyorduk sohbet esnasında. Aa, yeni reklam mı? Hayır, eskilerden. Ha. Evet. Evet diye bir şey hatırlıyor musun? Evet yağları. Evet. Tabii. Evet. Reklam. Şu an izleteceğim sana birazdan. Evet ama ben şimdi o yine kabul etmezdim o yağı. Çünkü hayır, et ne kendim olacak ki? Niye öyle diyorsun? Ha. Şimdi eskiden Vita yağları da ama vardı. Ama şimdi annem de var. Hiç kullanmadı mesela. Olsun be kız ablacığım. Bize yani şeyden, köyden anneannem tereyağı yollardı. Ben tereyağıyla tabii yapardı. Ama insanlar bu dönemde Vita yağı bile kullanabilirler değil mi? Şu an mesela bunu çok normal düşünebiliriz. Yani yağın... Hayır, şöyle. Evet. Reklamını yaptığın bir ürün evet kalitesizse, para için onu yapıyorsan çok berbat bir şey. Çünkü senin ismine güvenip alacak, onu kullanacak. Öyle, ben önceden de araştırdım. Sakıp Sabancı, Allah rahmet etsin. Ben onun, bu arada kötü bir şey olarak görmedim. Beni, sadece reklamlarda yok, oynamanız yok benim. Kötü bir şey değil evet zaten. Kötü evet olsa kabul etmezdim. Reklamı yani o tek reklamım da odur. Ha. Başka reklamda kabul etmedim. Sanki ben başka bir şey daha hatırlıyorum. Ama parası çok iyi. Bir, İyi miydi? Bir daire almıştım. Sonra onu bana bakayım söyle onu bak. Aa, o kadar yani. Tabii. Aa dedim bir an böyle. Reklamda mı oynasam ne yapsam acaba diye. Ben de çok teklif kaçırdım bu arada. Azıcık gelince söyleyeyim. Gelince kaçırma. Türkü söyleyelim. Bence de türkü söyleyelim. Hadi söyleyelim. Bu dedikoduya giriyor biraz. Oo, biz daha bırak. Kızım sen de mi dedikodu yapıyorsun? Çok ben kız abla seviyorum. Ay. Ne öyle evet okuyorsun? Hele bir Baki. Of of. Thank you.
Hele bir bak rüzgar terse vurursa dökülür gazeli, soldu diyenler, diyenler, diyenler. Hele bir güzelin bahtı kara yazılsa mededey, mededey, mededey. Kalmadı dünyada soldu diyenler, hay vah. Olan olan ya menden, bir yol gider ya menden, vefalı dost kenar gider ya onlandı ya menden, hay vah. Salındı bahçaya girdi, çiçekler selama durdu. Salındı bahçaya girdi, çiçekler selama durdu. Mor menekşe boyu eğdi, gül kızardı hicabından. Yaralı yar, yaralı yar. Mor menekşe boyu eğdi, gül kızardı hicabından. Yaralı yar, yar Ali yar, yar. Bahçanın kapısı güldür, dalında öten bülbüldür. Bahçanın kapısı güldür, dalında öten bülbüldür. Sefil Emrah sana kuldur, bağışla geç günahından. Sefil Emrah sana kuldur, bağışla geç günahından. Yaralı yar, yaralı yar, yar. Thank you.
teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bazı insanların ağır gelir ya, mesela dersiniz ki eyvah Arsan yanına gittiğimde nasıl oturacağım, nasıl kalkacağım, ay ben çok böyle öyle olurum diye düşünüyorsunuz hani normalde, ama öyle olmuyor. Çünkü zaten Arif Hoca size o rahatlığı sunuyor. Çocukla çocuk, büyükle doğal. Büyük, doğal, oldukça hani akışına bırakan, genel bir de böyle keyfi, rahat, relax ve sizi ister istemez o aurasının içine alıyor. Arif abi daha böyle hani çok istediği yere gelmemişti ama hı hı. O zamanlarda da bir iki bir şeyler yapmıştı bağlamasıyla. Ünlü olduktan sonra hı hı. Yani toplum onun farkına vardıktan sonra diyelim, bağlamaya ve türkülere bakış açısı değişti gençlerde. Eskiden gençler mesela Anadolu çocukları işte evde türküler söyleniyor, babası da ufak ufak çalıyor ama bunu öğrenmek için hocaya geliyorlar, işte ders alıyorlar. Böyle saklaya saklaya gidiyorlardı bağlamalarını. Tabii. Arif Sağ o düşünceleri sildirdi, attı. Gurur kaynağı oldu bağlama. Yarışma döneminde onun ne kadar sözünün geçtiğini, gelen konukların onun karşısında nasıl el pençe divan durduklarını, hepsinin hayatında bir dokunuş tabii. olduğunu, bir yeri olduğunu ama bunu böyle çok lanse etmediğini gördüm. Bazı insanlar ekol olurlar. Evet. Birebir hani oturup ders vermesen de bir çocuğa, bir tabii, gence usta onun ekolünden o yolundan yürürler. Arkasından da Erdal Erzincan geldi tabii, işte. Daha da niceleri. Ona oturup da hani belki bir şey öğretmemiş olabilir. Ama evet. O konuda bilgi sahibi değilim ama onun ekolünde yetişen binlerce çocuk var kesinlikle. Şu anda ülkede. Onun için değerlerimizin kıymetini bilelim. Evet. Saygıda, sevgide kusur etmeyelim. Bir yerlere kolay gelinmiyor. Hani bizler başka tarz müziklerdeki şöhretlerden değiliz. Biz kendimizi bu yolda yürürken hep sakınarak yürüdük. Şimdi hani çok kolay şöhret olunmuyor. Çok kolay bir yerlere gelinmiyor. Bir emek var. Olması gereken bir zaman dilimi var. Onu kollayacaksın. Doğru bildiğin yoldan yürüyeceksin. Bir de illa ben ünlü olacağım, mutlaka olmak zorundayım dediğin zaman yanlış yollara saparsın. Sadece ona hizmet ediyor olursun ki yani, o da zaten o dedikodulara hizmet etmiş evet, olursun. İçini açık boşaltacak. Verirsin. Aynen. Asıl olan türkülerdir. Asıl olan kalacak türküler. Olanlar. Eyle ölümü seher yıldızı ayırdı bizi perişan eyledi yar ikimizi seher yıldızı ayırdı bizi perişan eyledi dost hepimizi.
Kötüler zanneder, ben yardan geçtim. Ölmeyince çeker miyim elimi? Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi yâri kim? Yar yar düşmüş yüzüne, keder yakışmayan simaya bakın yar yar yar, yar, yar eğlenemem. Yatır yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Yaktır yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Çalarken gördüm Davoslardaki sevdaya bakın yar yar yar, yar eğlenemem. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın şimdi beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Ben kız ablanın en sevdiğim böyle, hani türküyü söylüyor söylüyor, bir de kendi enerjisini de yükseltiyor. Finalde mesela böyle birden bir bitirişi var. Her gördüğümde böyle o kadar bayılarak izliyorum. Ay canım benim böyle, sağ ol. Bir gün bir programda Belkıs ablanın konuşmasına şahit oldum. Sahnedeki konuşmasına. Biz çok aceleciyiz gençler. Yani o kadar böyle harala gürele sahneyi de böyle hep vıdı 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 türkülerle doldurmaya çalışıyoruz. Hiç muhabbet kısmına özenmiyoruz yani. Maalesef yani günümüzde öyle bir şey var. Akış hızlı ya günümüzde geçmişe göre. Belkıs ablaya bir baktım. Sakin sakin. Demli demli. Hani o şeyin içine insanları da katarak. Yani karşı tarafı da o muhabbetin içine katarak. Gerçekten bir baktım insanlar bir süre sonra hemen dize geliyorlar ve
o Belkıs ablanın yani yaydığı enerjiye dahil oluyorlar. Hiç kendini üzmeden, belki içinde fırtınalar kopuyor, bilmiyorum. Tabii ama, olabilir. Ama hiç Türkçesinden, yani üslubundan ödün vermeden sakin sakin, sonra kafasında planlayarak, kurgulayarak, yani kısacası sahnesi o kadar akıyor ve insanı tatmin ediyor ki dedim ki işte bu. Şöyle, sahne sanatçılığı en zorudur. Bak, radyo sanatçılığı zor dedi. Önüne notanı koyarsın. Okursun. Türkünü okursun. Hadi Allah'a ısmarladık der gidersin. Ama evet, sahne en zoru. Evet. Binlerce insanla karşı karşıyasın. Ne olacak bilemezsin. Sahnede komutan solisttir. Evet. Sahnedeki sanatçı hem seyirciyi, beyninle her tarafı yönetecek. Unutamadığın bir şey var mı Belkıs abla? Bir sahne kazası, düşmek falan çok filan. Çok düşmek. Belkıs abla. Eskiden mısın? Böyle çok topuklu. Yüksek. Şimdiki ne var mı onlar? Var var. Velhasıl şimdi hazırlandım, Allah'ım, bakıyorum aynaya, kendi nazarım değdi. O zaman da hatırlarsanız sarı bir böyle şu... Evet, şimdi, bir başlık takıyordun. Buradan da böyle bir şeyler... Sadık Kızılağaç çiziyordu modellerimi. O yapıyoruz. Sarı papatya gibi de bir şey, kıyafet. Şahane kıyafet. İlk defa giydim. Sahneye çıkıyorum. O heyecanla. Sen yeni de kıyafet, yeni ayakkabı, ne olacağını bilemiyorsun. Başına ne geçiyor? Okurken daha birinci satırı bitirdim. Adımımı attım. Düştüm, gövdemin yarısı dışarıda, yarısı arkada. Güldün mü Belkıs abla? Gülüyorum. Yerdeyim ya, kimse ne olduğunu bilemiyor. Şefsaz arkaya bir baktı, ben yerde, koştu beni hemen. Arkaya çekti. Çekiyor, çekiyor yani. Kimse görmesin diye. Orada kendime çeki düzen verdim. Çıktım, bu sefer türkü söyleyerek çıkmadım. Onlar işte yani bir şeyle çıkıyoruz, arkada sazlar çalıyor, selamlıyorsun falan. Susturdum. Dedim biraz evvel anons edildi ya, değerli dostlarım dedim. Ben yerlerdeydim. Ben niye gelemedim biliyor musunuz dedim. Herkes ama yani evet, niye gelemedi falan. Ben düştüm dedim. Aa dediler önce. Evet dedim, gövdemin yarısı dışarıdaydı. Ben sizi görüyordum, yarısı hiç. Ay, bir gülme başladı ya Rabbim. Ben de çok gülerim düşe. Aman, bu kadınların uzun görüncen sevdası ne? Güzel görüneceğiz şimdi, derdimiz. Şimdi hiç bitmeyen hiç bak, telaşımız. Bu kadar topuk giyiyorum artık. Gayet güzelsin Belkıs abla. Şimdi Belkıs abla, bu güzel koristlerin arasında senin çocukluğundan beri, değil mi, elinde büyüyen çok yetenekli bir kardeşimiz var. Evet. Çok, bir de çok yakışıklı, bir de bağlaması da güzel, bir de sesi de güzel. Ne yapacağız acaba? Ne yapsak acaba bu çocuğu Belkıs abla? Ne diyorsun? Sahneye alalım. Alalım. Herkesler de görsünler. İnsan dediklerin duvara benzer. Hele su akları dökülsün de gör gör. Hele oğullar, gördüğün güzele aldanma. Saca karsın, bel bükülsün de gör gör. Gör efendim, gör gör efendim. Hele oğul, hele oğul, er gördü
gördün güzele aldanma. Sacağarsın bel bükülsün de gör gör. Gör efendim gör gör efendim bir güzelin aşığı ya merenler, bir güzelin aşığı ya merenler, onun için taşa tutar elbet, onun için taşa tutar gündüz hayalimde hey hey gece düşümde. Gündüz hayalimde hey hey gece düşümde. Kumdan kuma savuruyor yelbet. Kumdan kuma savuruyor yelbet. Biraz bahseder misin? Birazcık seni tanıyalım. Sazı doğduğumda babadan öğrendim. Doğduğum ev zaten türkülerin içinde doğdum. Çok yakın bir aile dostumuz vardı. O Berkiz Akkaya'nın hocamın korosuna geliyordu. Onu yönlendirmesiyle buraya geldim. Evet. İyi ki gelmişim. Berkiz hocamla tanıştım. Sürekli onun yanında işte yetiştim. Hocamın örnek aldım. Evet. O sürekli kendi hırsından bize bahseder, koroda da sürekli, burada da bahsetti. Ben de hep şeyin hayalini kurdum mesela, ileride iş bir yerlere gelirsem, Berkiz hocam benim için her zaman anlatacağım kişi olmuş olacaktır. Ay. O yüzden hep onun benim için değeri, yeri çok farklı. Evet. Hocamın. Değil mi? Yani seni sarıp sarmalayınca, yani, kucaklayınca bir ama... Bir de şu gözyaşı olmasaydı. Sen de sarmalamayacak kadar değilsin ama hakikaten umarım hep bu mütevazilikle hayatın devam eder. Dinlediğim o günden bugüne kadar Berkız ablam bahsetti senden. Gerçekten hem sazında hem sesinde çok iyi yerlerde görebileceğimi düşündüğüm yetenekli arkadaşlarından birisi. Mehmet Ardıç. Gelecekte bu ismi çok duyacağımı düşünüyorum. Evet, İnanıyorum evet. Yani. Kesinlikle duyacağız. Kesinlikle. Ne desem az gelir, gerçekten öyle. Beni kırmadığın için aşk olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyüklük ettin, her daim söylüyorum. Ve iyi ki gerçekten seni tanıma şansım oldu hayatımda. Herkes mış gibi gösterebilir, sizi seviyormuş gibi gösterebilir. Ama
bazı insanların özel olduğunu düşünüyorum. Onlardan birisi kesinlikle Belkıs abla. Çünkü destek olmaya çalıştı, koruyup kollamaya çalıştı, ablalık etti. Çok teşekkür ediyorum. Bize kattıkların için, sadece program için demiyorum, türkülere kattıkların için, birleştirici rolün için, mütevazi olarak nasıl olunabileceğini gösterdiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, başımızdan canım eksik benim. Olmayın inşallah. Ben çok sağlıklı, teşekkür sıhhatli. Ediyorum. Seni her zaman çok sevdim. Teşekkür Duruş ederim. Dedin ya, yani bir ses sanatçısının tabii ki sesi güzel olacak, yeteneği olacak bu meslekte yürüyebilmesi için. Halk müziğinde sen de gençlerden önemli bir değersin. Bizler yavaş yavaş geri çekilmek durumundayız artık. Hem yaş olarak hem yorgunluk da var tabii. Bizden yani geri çekildiğimiz zaman yerine koyabileceğim birisi olması lazım. Ben idealist olduğum için mümkün mertebe gençleri bu şeyin dahil etmek istiyorum. Evet. Bu güzelliklerin içine. Şurası, şurası ve şurası. Bakın üç yer. Biri eksik oldu mu olmuyor. Şu çok güzel olur. Şurası biraz karaysa evet. Olmaz. Bu da güzel olabilir ama o da karaysa, güzel olur. Evet. Yine burası. Şu kalp var ya. Kalbimizi temiz tutalım, güzel tutalım. Gençlere elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. Bir Belkıs Hakkali olarak idealist olduğum için ne kadar genç varsa gerçekten yanıma gelsin. Ben hiçbir şey yapamıyorsam ona, hani gazinom yok, okutamam, bilmem, menajerlik bürom yok, menajerliğini yapamam ama taktik verebilirim. Tabii, bu da bir çok önemli. Kıyafetlerimi de dağıtacağım, haberin olsun. Tamam, hemen tarihim. Canım benim. Evet, hemen. Ben de seni çok seviyorum. Kim istemez Belkıs Akkale'nin kıyafetlerini giymeyi, değil mi? Ha, isteyenler hemen el kaldırıyorlar Belkıs abla. Yandım Belkıs abla. Adresini yok, vereyim yok. Mi? Yanmam. Netice itibariyle dağıtacağım. Evet. Sizden en çok yine dinlemeyi sevdiğimiz, aslında bizim de bilmediğimiz bir alanı açtınız bize. Azeri türküler. Koro beraber. Dağlara çem düşende, bülbüle dem düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dağlara çem düşende, bülbüle dem düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala, kor hürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala, kor hürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Başı buz olar, üstü dolu kız olar. Egil desmalın götür, ben götürsem söz olar. Bula başı buz olar, üstü dolu kız olar. Egil desmalın götür, ben götürsem söz olar. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Gor hürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Gor hürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala. Gor hürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala.
Noleydim bala noleydim, noleydim bala noleydim, kapkara bir şey oleydim. Aleme çirkin görünsem bala yarime göyçek oleydim. Aleme çirkin görünsem bala yarime göyçek oleydim. Aşık oyanınca, ben aşık oyanınca, kestim yastığı yar balam yalvar boyanınca, kestim yastığı yar balam yalvarım oyanınca, noleydim bala noleydim, kapkara bir şey oleydim. Aleme çirkin görünsem bala yarıma köçek olaydım. Aleme çirkin görünsem balam yarıma çirkin olaydım. Yarıma güzel olaydım. Hey! Devam. Tebriz üstüm yana, gülsüm bile dayana. Tebriz üstü yana, gülsüm bile dayana. Oku bülbülüm oku balam belki yarım oyana. Oku bülbülüm oku yarım belki yarım oyana. Noleydim bala noleydim, kapkara bir şey oleydim. Aleme çirkin görünsem bala yarime göçek olaydım. Aleme çirkin görünsem bala yarime göçek olaydım. Çok teşekkür ediyorum. Berkiz ablama çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadı her zaman. Yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.